Evet kıymetli öğrencilerimiz, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli velilerimiz, merhabalar, hayırlı akşamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Evet, bazı arkadaşlarımız sormuş son yarışma mı diye. Ay evet, ben de çok üzülüyorum son yarışma. Şöyle son yarışma, sezon finali diyelim. İnşallah okul sezonu açıldığında tekrar beraber olacağız. Saat 9, evet. Ha iyi, sağ olun demişsiniz. Sizlerin iyi olması bizi daha çok mutlu ediyor gerçekten. Ya şöyle, artık tatile girdi öğrencilerimiz, velilerimiz. Dediler ki her hafta yapalım. Doğru, biz de çok aslında bu yarışma için emek sarf ediyoruz. En azından birkaç günümüzü harcıyoruz aslında. Bu soruları hazırlamaya, size sunma anlamında. Biz mutlu oluyoruz sizlere hoş vakit geçirdiğimiz için. Çünkü gerçekten çok güzel dönükler geliyor. Ayrıca sadece Pendik Bilsem'den de değil, diğer Bilsem'lerden, diğer şehirlerden, iyi ki varsınız. Sizleri çok seviyoruz. Amacımız sizlere faydalı olmak. Müzik çok, hemen müziği indireceğim. Sesini kısalım birazcık. Evet. Müziğin sesini kıstık. Oldu herhalde. Şimdi... Evet, videonun sesini Belgüzar, teşekkür ederim uyardığın için, hemen kıstım. Eğer dondu ise şundandır, internetinizdeki hızdan dolayı olabilir, sayfa yenileyin YouTube sayfanızı. Son değil, öyle son demeyelim canlarım. Şöyle diyelim, sezon finali diyelim, hani dizilerdeki gibi. Aslında okullar açıldığında inşallah yeniden başlarız. Hocam nasılsınız demiş Oğuz, teşekkür ederim. Sizleri tekrar sizlerle görüşmüş olmak bizleri mutlu ediyor, çok iyiyiz. Öğretmen arkadaşlarımızın sizlere çok 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 selamları var. Şimdi hemen küçük bir zihin egzersizi yapalım, hemen başlayalım. Çok da zaman kaybetmeyelim çünkü internetten malum yayın yapıyoruz. İnternet bu, her şey olabiliyor. Benim canlarım, bakın bugünkü zihin sporumuz şu. Sizden orijinal, güzel, etkili ve çarpıcı cevaplar bekliyoruz. Hikayeyi yarıda kesiyorum. Dikkat! Çok kısa bir hikaye. Bir bilim insanı, diyelim doktor, insanın zekasının hayvanlara nazaran, hayvanlara göre fazla oluşunun sebebini insanın beyninin büyüklüğüne bağlarmış. Yani çünkü bizim insanımız beyni büyük, halbuki diğer canlıların, bazı hayvanların beyni daha büyük. Ama bu hikaye böyle. Bir doktor insan zekasının hayvanlara göre fazla oluşun sebebini insan beyninin büyüklüğüne bağlarmış. Bu konuda konuşurken düşünün bir kere demiş, beynimiz yarım kilo daha fazla olsaydı kim bilir neler neler olurdu demiş. O sırada başka bir bilim insanı söze karışmış ve cevap vermiş. Siz bilim insanısınız, siz ne dersiniz? Hadi bakalım, cevapları bekliyoruz. Giremeyen öğrencilerimiz, ilk kez katılan öğrencilerimiz. Canlarım, birazdan nasıl orada kal.it yazıyor ya, ikinci bir cihazdan, bu bir ikinci telefon da olabilir, bir tablet de olabilir. İşte her hafta söylüyoruz. Mesela ilk kez katıldığınız için normaldir sormanız. YouTube'u televizyona verin, eğer internet varsa. Oradan soruları izleyin. Cevapları bize kahoot.it adresinden göndereceksiniz kıymetli öğrencilerimiz. Şimdi bir daha söyleyelim. Hikayenin devamını sizden istiyorum. Çok güzel cevaplar geleceğine eminim. Bir bilim insanı konuşuyor. Diyor ki insan zekasının hayvanlara göre fazla oluşunun sebebi insan beyninin büyüklüğüne bağlıyormuş. İnsan beyni büyük olduğu için daha zeki diyormuş. Bu konuda konuşurken şöyle demiş. Düşünün bir kere, beynimiz yarım kilo daha fazla olsaydı kim bilir neler olurdu. O sırada başka bir insan, bilim insanı söze karışmış ve demiş ki o tezini çürütmüş. Dikkat et, aklın geriye gitmesin demiş Muhammed Alp Ağırman. Kafanızda daha fazla yük olurdu demiş. Çok güzel. Biz seni daha akıllı yapmak için kafanı büyütelim. Belki anlarsın olayı demiş. Çok güzel. Evet, güzel cevaplar bekliyorum. O zaman balinalar dünyanın en zeki canlısı olurdu demiş Mehmet Vatansever. Ne güzel bir soy isim, Mehmet Vatansever. Benim ismim de Cumali Sever ama senin soy ismini daha çok kıskandım şimdi. Hakikaten güzel soy ismin varmış, Mehmet Vatansever. Bu arada cümlen de güzel. O zaman balinalar dünyanın en zeki canlısı olurdu. Başlayacağız birazdan. Pin olarak ne giriyoruz? Hemen yavaş yavaş pin de vereyim. Aklın küçüğü büyüğü olmaz çünkü
Akıl kullanmana bağlı demiş. Van Gölü Başaklar, süper. Kafan ağırlığı kaldırmaz, kastırırsın, dikkat. Filler Mars'a giderdi demiş Osman Şerif. Süper cevaplar. Şu YouTube'u videoyu kaldırayım canlarım. Pini vermeye çalışayım sizlere. Kaldırdık. 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 Pencereyi yakalayalım. Şöyle yapalım. Evet, birkaç teknik düzenleme yapmam gerekiyor. Siz lütfen cevaplarınızı yazın canlarım. Evet, ekran kaymış. Hemen ekranı düzeltip size yansıtacağım. Evet. Herhangi bir sıkıntı kalmadı. Şöyle de düzeltirsek. Tamam. Harika oldu. Evet canlarım. Şimdi yorumlarınıza bakacağım. Hemen pini yansıtayım. İlk kez katılanlar var çünkü. Onlar şöyle şimdi karşıda gördüğünüz pini canlarım kahoot.it adresine giriyorsunuz. Orada adınızı soyadınızı soracak. Adınız soyadınız da bir ad soyad girerek bize yarışmaya dahil oluyorsunuz. Ama ikinci bir ekran olursa daha rahat oluyor tabii. Bilgisayardan iki farklı pencereden de girebiliyorsunuz ama o zaman hızınızı düşürebiliyor o. Evet, videoyu kaldırdık. Ben sizin yorumlarınızı göremedim. Şimdi bakayım. Ödül nedir? Dünyanın sonunu getirme çabalarından sonra beynimizin pek de bir işe yaramadığını düşünüyorum demiş. Evet, canlarım. Şimdi birazdan orijinal cevabı da okuyacağım. Az önceki soruyu tekrar sorar mısınız? Tabii yarışmaya dahil olunsun öğrencilerimiz. Ben de tekrar hikayeyi size anlatayım. Bir bilim insanı insan zekasının hayvanlara göre fazla oluşun sebebini insan beyninin büyüklüğüne bağlarmış. Bu konuda konuşurken düşünün bir kere demiş. Yani beynimiz yarım kilo daha fazla olsaydı kim bilir neler neler olurdu demiş. Başka bilim insanı ise şöyle bir cevap vermiş. Siz bir bilim insanısınız. Canlarım, nasıl cevap verirdiniz? Az önce hikaye soran öğrencim için tekrar hikayeyi paylaştım. Şu anda kaç öğrencimiz oldu? 167'yi gördüm. Bir hikayeler gele dursun. Kaçta başlıyor hocam? Genelde şu anda 1-2 dakika içerisinde başlayacağız. Doğum günü 2 gün kaldı demiş. Oğuzcum, sana şimdiden mutlu yıllar diliyorum. Allah sana özellikle bugünlerde ve her zaman sağlık ve afiyetler versin. Hayırlı bir ömür versin. Başarılarla dolu diyelim. Ceyda Bozkurt, sen de hoş gelmişsin. 180 öğrencimiz var şu anda. Herkes dilleriyle birlikte herkese hoş geldiniz diyorum. İnşallah sağlık ve afiyetiniz iyidir. Bakayım 185-186 kişi olduk gibi. Adınız ve soyadınız da girmeye çalışınız. Ben de size isminizle hitap edebileyim. Ödülümüz geçen hafta gönderdik canlarım 10. yarışma hariç. 1'den 9'a kadar finale girmiş ve bize adresini ulaştırmış bütün yarışmacılarımıza adreslerini göndermiş olanlara, eksiksiz adresini göndermiş olanlara biz gönderdik ödüllerini. Lütfen ödüller size ulaştıysa canlarım bize bir fotoğrafla nereye göndereceksiniz ya da bir değerlendirme ile pendikbilsemyarisma@gmail.com'e en sonunda yine ben o Gmail'i gösteririm size. Pendik bilsem biliyorsunuz. Bir de yarışma kelimesini ekleyeceksiniz İngilizce harflerle. Pendik bilsem yarisma@gmail.com'e gönderin lütfen. Konu neydi hocam? Bizde sorularımız bugün dedik ya maalesef sezonun finalini yapacağız. İnşallah okullar açıldığında yine duyurusunu yapacağız. Yapmaya çalışacağız sizlere. Cafer Sadık Bey gönderdik. Size de özellikle gönderdik. Aksaray hatırlıyorum size. İnşallah ulaşacaktır. Biliyorsunuz geçen hafta gönderdik. Ulaşır inşallah diyelim. Hemen başlayacağız canlarım. Bir daha hatırlatalım.
Amacımız sizlerle bu 11 hafta boyunca faydalı, güzel bir etkinlik yapmaktı. Çok güzel dönütler oldu, güzel yorumlarınız oldu. Teşekkür ediyoruz. Tabii bu yayınları evden yapıyoruz, kendi bilgisayarlarımızda yapıyoruz. Bazen bilgisayar kasıyor, internet yavaşlıyor. Küçük aksaklıklar oldu. Tabii ki hepiniz hoş gördünüz. Teşekkür ediyoruz. İnşallah okul sezonu açıldığında yine yarışmalarımıza devam edeceğiz. Bu arada eğer vaktim olursa ben Cumali Sever kendi kanalımdan da eğer vakit bulabilirsem Cumali Sever kanalına da yazın. Yapmaya çalışacağım bu tür yarışmaları. Cumali Sever kanalında takip edebilirsiniz canım. Pendik Bilsem YouTube kanalımız bu sezon için bilgi yarışmasının 11.sini de bitirecek. 12.sini inşallah Eylül ayından ya da Ekim ayından itibaren yapmaya çalışacağız. Bugün farklı 21 sorumuz var. Her seferinde 20 sorumuz vardı. Bir de bonus soru olsun dedik. Fazla olsun bugün. 21 soru soruyoruz. Bazı sorularımız hızlı anlamaya, hızlı kavramaya dayalı. Bazılarımız sayısal zekaya, hızlı hesaplamaya dayalı canlarım. Bazı sorular çok kolay ama hızlı görmeye dayalı. YouTube'un şöyle bir güzelliği var. Her hafta söylüyoruz. Ne kadar hızlı tıkladığınız zaman cevabın rengini ne kadar hızlı tıklarsanız o kadar çok puan alıyorsunuz. Ve üst üste ne kadar çok doğru cevap verirseniz de o kadar çok bonus puanınız oluyor. Önemli olan Mehmet'im demiş ki önemli olan beyin büyüklüğü değil beyni kullanmaktır. Kullanmaktan sonra beynin ne işe yarar demiş. Harika bir cevap. O Mehmet'in dediği gibi orijinal cevap şöyleydi. Demiş ya bir bilim insanı beynimiz yarım kilo daha fazla olsaydı ne olur kim bilir ne olurdu deyince karşıdaki bilim insanı cevap vermiş. Demiş ki hiçbir şey olmazdı sayın doktor. Birçok kişinin sadece yarım kilo beyni olurdu demiş. Yani sizin dediğiniz cevaplar da çok güzel. Yani bizler beynimizi kullanmadıktan sonra hiçbir işe yaramaz. Neticede beyin zaten nasıl çalışıyordu? Ya kullan ya da kaybet şeklinde çalışıyordu. Canlarım yaptığım araştırmalara göre bir insan yeni bir bilgi, yeni bir kelime öğrense hücre yaratıcı, bakın zihnimizde yüz binlerce, milyonlarca hücre yaratmış. Yeni bir kelime öğrenseniz o hücreler diğer hücrelerle yüzlerce, binlerce bağlantı kuruyor. Yani beynimizi kullanacağız. Bu yarışmalar beynimizi kullanmaya yönelik hazırlanan bir yarışmaydı. Heyecanımızı kontrol etmeye yönelik bir yarışmaydı. Hadi bakalım heyecanımızı kontrol edelim ve derin bir nefes alalım, dik duralım ve yarışmaya başlayalım. Evet, başlıyoruz. Kolay gelsin değerli öğrencilerimiz. Barış Hocam da sağ olsun mesaj yazdı. Barış Hocam'la birlikte diğer arkadaşlarımızın, öğrencilerimizin gönderdiği sorularla birlikte yarışmayı hazırladık ve başlıyoruz. Hadi bakalım. Aman dikkat. 11. yarışmamız herkese başarılar diliyoruz. Deyimleri alfabetik sıraya koyduğumuzda hangisi ilk sırada yer alır? İlk sırada yer alan. Kafasına koymak, kalem efendisi, kanat germek, mürekkep yalamış. Hangisi deyimler sözlüğünde ilk sırada yer alır? Küçük bir hatırlatma yapayım. Son 10 saniye lütfen beklemeyin. Son 10 saniye beklediğinizde canlı yayın ile Kahoot arasında bir 10 saniyelik bazen fark oluşabiliyor ve cevabınız bize ulaşmıyor maalesef. Şöyle son 10 saniye gelmeden bize cevabınızı gönderin canlarım. Evet. Genelde birisi hariç ilk iki harfi aynı. O zaman üçüncü harfi en önce olan değil mi? Öyle olacak. Bir şık hariç ikisinin ilk iki harfi aynı, ilk iki harfi aynı. Üçüncü harf hangisi alfabetik sırada önceyse o olacak galiba. Acaba hangisi? Son saniyede 228 cevap, 29 cevap gördüm. O süper, kafasına koy. Bak 200 doğru cevap var. Şık gelmedi diyor, şık açılmıyor diyor Nisa. Şık gelir, nasıl? O zaman iki ayrı cihazdan izlemiyorsundur. Çünkü iki ayrı cihaz mutlaka olsun ki görebilesin. Tek bir cihazdan gelmeyebilir, evet. Soruları YouTube'dan izliyoruz. Bize cevapları ikinci bir cihazdan gönderiyorsunuz. Nisa, sorduğun için soruyorum. İlk beşi merak ediyorum ilk soruda. Ayşe Özbay, tebrikler. Çok hızlı cevaplamış. Soner Kopmaz, ikinci sırada. Nisa Baysal, 3. Ezel Mert, 4. Ve Öykü Sare, 5. Harikasınız. Yerinizi sağlam tutun lütfen çünkü daha 20 soru var. Lütfen heyecanımızı söylemeden ikinci soruya devam edelim.
Görsel hangi ilimize aittir? Aşağıdaki görsel hangi ilimize aittir? Görsele bakın. Kayseri mi? Nevşehir mi? İstanbul mu? Kars mı? Nisa'cığım, YouTube kanalını, o linki bir daha yenile istersen. Kendi ekranın ayarlarında bir sıkıntı olabilir. Çünkü 226 cevap geldi bile şu anda. İnşallah yarışmaya dahil olabilirsin. Çok üzüldüm senin adına Nisa'cığım. Evet, aşağıdaki görsel hangi ilimize aittir? Ya şimdi mesela, değil mi? Orada olsak, biz de gökyüzüne süzülsek. Acaba orası neresi? Son saniyede 235 cevap gördüm. Ha, yeni katılan öğrenciler de varmış. Sayımız arttı. Onlara da hoş geldiniz diyeyim. Tebrik edeyim onları da. Başarılar dileyim. O 232 doğru cevap var. Diğer 3 kişi heyecandan herhalde basmış. Ya da diğer şıklarda küsmesinler. Kayseri diyelim, İstanbul diyelim, Kars diyelim diyenler de olmuş olabilir tabii. Evet, girelim. İlk 5 değişiklik var mı? 3 değişiklik var. Nisa yükseldi. Öykü Sari yükseldi. Ezel Mert yerini koruyor. Defne Kurt ilk 5'e girdi. Tebrikler. Hemen hızlı hızlı devam edelim. Heyecanımız sönmesin. Kaç tane renk yazıldığı yazı ile doğru eşleşmektedir? Dikkat edin renklere. Kaç tane renk yazıldığı yazı ile doğru eşleşmektedir? Güzel bir soru. Dikkat sorusu. Hızlı olan burada puanı götürür. Yazıldığı yazı ile doğru eşleşen renkleri sayıyoruz. Sıfır mı, bir mi, iki mi, üç mü? Harika. Çok hızlı geliyor cevaplar bugün maşallah. Tabii 11. yarışma olunca herkes alıştı baya. 30 saniye süremiz var ve 200'ü geçti cevap oranımız. Yanlışlıkla Kars'a bastım demiş. Nevşehir olacaktı. Canım ya, hakikaten işin eğlencesinde olun. Yani hiç önemli değil. Burada heyecanı kontrol etmek de önemli dedim ya. 240 cevap geldi. Aa, gittikçe yarışmacı sayımız artmış. Hoş geldiniz canlarım. Kaç tane renk? Evet, 175 kişi iki renk demiş. Evet, doğru cevap 2'ydi. İlk 5 yerinizde duruyor musunuz? Ayşe Özbay ısrarla yerini koruyor. Tebrik ediyoruz. Final. Ay, 11. yarışmamız final olduğu için mi final ismini yazmış acaba? İsmini de yazsaydın ismini hitap ederdik. Öykü Sarı yerini koruyor. Cafer Demirci 4.'lüğe yükseldi. Refsan Demirci 5 oldu. Ve 86 basamak birden atlamış Zeki mi acaba? Tebrik ediyoruz. Hemen 4. soruya geçelim. Heyecanımız sönmesin. Dikkatlice lütfen ekrana kilitlenelim. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin coğrafi bölgelerinden birisi değildir? Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu bölgesi, Güneydoğu Anadolu bölgesi. Kolay bir soru ama hızlı olan, hızlı gören daha çok puan alacak. Bir daha hatırlatayım canlarım. Eğer canlı yayın olduğu için geride izlemek istemiyorsanız, cevapladıktan sonra YouTube linkini yenileyin. Böylece canlı yayın size gecikmeden gelmiş olur. Son 13-12 saniye içerisindeyiz. 238 cevap geldi. Bakalım. Ben merak ediyorum ilk 5 nasıl? Yanlış yapın bir şey olsun. 242 cevap geldi. Bitirdik. 225 kişi doğru cevaplamış. Diğerleri heyecandan farklı seçeneklere tıklamışlar. Çünkü bir an önce cevap vereyim ki daha çok puan alayım derdi var. İşte burada hızlı görmek, kendini kontrol edebilmek çok önemli canlarım. Hasan Gürdal, geçen haftaki Gürdal ailesi hatırladım. Birden Hasan ve Halit Gürdal var. 2 ve 3'e yükseldi. Tebrik ediyoruz. Diğerleri yerlerini koruyor. Tebrikler. Daha çok sorumuz var. Daha çok şey değişir. En çok okuyan ile en az okuyan arasında kaç sayfa fark vardır? Ekrana bakın. En çok okuyan ile en az okuyan arasında kaç sayfa fark vardır?
Kadir 12 sayfa okumuş, Serap 19 sayfa okumuş, Suna 22 sayfa okumuş, Kerem 15 sayfa okumuş. En çok okuyan ile en az okuyan arasında kaç sayfa fark vardır? 10 mu, 9 mu, 8 mi, 7 mi? Ben bitene kadar zaten cevaptan çok geldi maşallah. Evet, seyirci Joker hakkımız var yorumlarda ama lütfen yorumlarda yanlış yazmayalım tabii ki. Bir de 10 saniye sonra yazalım cevapları. 10 saniye kadar zaten çoğu öğrencimiz cevaplamış oluyor. Son 20 saniye içerisine girdik. Bir daha hatırlatayım, son 10 saniye lütfen cevaplamak için beklemeyin. Cevabınız bize ulaşmamış olabilir. 10 mu, 9 mu, 8 mi, 7 mi? 243 cevap geldi. Nisa herhalde yarışmaya katılabildin değil mi? 234 kişi cevaplamış, yüksek bir oran. Tebrikler. İlk 5. Final tekrar yükseldi. Öykü Sari tekrar yükseldi. Ayşe Özbay ısrarla yerini koruyor. Tebrikler. Hemen heyecanımızın teri kurumadan devam edelim. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde bulunan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbekli Tepe nerede? Mardin, Çorum, Şanlıurfa, Konya. Eğer çizgi filmi izlemişseniz hemen şap cevaplarsınız. Şap diyene kadar 130 cevap geldi ya maşallah. Güzel. Özlem demiş ki geç geldiğime rağmen 135. Tebrikler Özlemciğim. Ama dediğim gibi sıralamanın hiçbir önemi yok. Burada eğlenin, heyecanınızı kontrol edin. Kendinize hakim olmayı öğrenin, hızlı düşünmeyi yaşayacağız. Bunları en büyük kazanç bunlar aslında. 230 cevap geldi. 20 saniyeniz var. Yanlış bastım. Ya canın sağ olsun senin. Yanlış bastım. Senin canın sağ olsun. Önemli değil. Ama ikinci diğer soruda lütfen daha dikkatli ol. Son 5 saniye içerisindeyiz. Ve 238 cevap gördüm. 212'si doğru. Şanlıurfa olacaktı. İlk 5 yerinizde duruyor musunuz? Ayşe Özbay tebrik ediyorum. Vallahi yerini koruyor. Hasan Gürdal yükseldi. Halit Gürdal yükseldi. Elif Yeşilmak ilk kez girdi yükseldi. Usta Atom o da yükseldi. Tebrik ediyoruz. Hemen 7. sorudayız. Görselde anlatılan kelime hangisidir? Görsele dikkat edin. Bir kelime anlatmaya çalıştım size. B. 10. Bir de ne o? File. Filenin içine odaklanmayın. File kelimesine odaklanın. O zaman ne olur? Zaten neresi cevabı söyledim. Boncukluk mu? Bonservis mi? On file mi? Bon file mi? Final olmasın lütfen demiş Nisa. Evet canlarım, hava ısındı. Çok sıcak. Bilgisayarlar da ısınıyor. Bu canlı yayın programları çok ısıtıyor. Ve dolayısıyla bazen canlı yayında küt gidiyor program. İnşallah bugün gitmez de. Bundan dolayı Eylül Ekim'de sezon açılında inşallah tekrar birlikte olacağız. Ama dediğim gibi adım Cuma Ali Sever, Pendik Bilsem deyim. Kendi kanalımda eğer müsait zaman bulursam önceden duyurarak ben de yapmaya çalışacağım. 238 cevap geldi. 10 saniyemiz var. Yanlış bastım demiş. Canın sağ olsun ya, hiçbir şey olmaz. Bir dahaki soruda telafi ederiz. Ama sonuna kadar umudumuzu kaybetmeyelim. Çünkü herkesin yanlış basma hakkı var. Özgürlüğü var. Bonfil olacaktı doğru cevap. İlk 5. Elif Yeşilmak ısrarla yükselişini sürdürüyor. Tebrikler. Ayşe ısrarla yerini koruyor. Tebrikler. Ama Ayşe Özbay lütfen dikkatli ol. Küçük bir geç basma olayı her şeyi değiştirebilir. Hemen tekin soruya devam edelim. Alfabetik sıraya göre alfabemizde ikinci ince ünlü hangisidir? İkinci ince ünlü hangisidir? E mi, İ mi, Ö mü, A mı? Tabi burada hızlı anlamak da önemli. Alfabetik sıraya göre alfabemizde ikinci ince ünlü hangisidir? Hızlı anlayan, hızlı tercih eden puanların yükseğini alacak. Özlem demiş ki genellikle bu yarışmayı annemle yapıyordum ama annem yanımda. Yok yine bütün soruları bildim. Helal olsun sana Özlem. Tebrikler. Herkese selamlar. Evet, şu anda annesiyle, babasıyla, ailesiyle, kardeşiyle, abisiyle, ablasıyla kimle yapıyorsa herkese selam olsun. Kolaylıklar diliyorum. Bu arada yarışmamızı lütfen
Beğenmeyi unutmayınız. Tabii beğenince bize bir şey oluyor ama en azından sizin beğendiğinizi görmüş oluyoruz. Yanlış bastırdım tekrar. Canınız sağ olsun, hiç önemli değil. İlk kaça ödül var? İlk üçe akıl oyunları seti gönderiyoruz. Bu yarışmamızın ödüllerine sevgili bir velimiz sponsor oldu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet. Neredeyse yanlış cevap doğru geçecekmiş ya. Kırmızı ev demişler. İkinci ince ünlü diyoruz. İşte bak. Çok. Ne yapacağız? İkinci ince ünlü. İkinci ince ünlü. İkinci. Sıralama değişmiş olabilir. Meraklandım, heyecanlandım. Ve hakikaten değişmiş. Sadece Ayşe sağlam duruyor. Tebrikler Ayşe. Ayşe Özbay. Evet, Yeşilırmak. İkiye yükseldi Berna. Üç oldu. Türedi. Dört oldu. Kuboli. Beş oldu. Defne Yılmaz'ın güzel bir başarısı var. Tebrik ediyoruz. Tabii isim soy isminizi bize bildirin. İlk üçe girdiğiniz zaman. Dokuz soru. Hangisi hem bitki hem hayvan hem de bir hastalık adıdır? Hadi bakalım. Kızamık mı? Turna mı? Arpacık mı? Gelincik mi? Hem bitki, hem hayvan, hem de bir hastalık adı olan bir kelimeyi soruyoruz. Ekranda 11. yarışmamızın afiş çalışması var. Bundan dolayı Barış Hocama teşekkür ediyorum. Kendi emeği bu afiş çalışma. 11 haftadır sizlerle birlikteyiz canlarım. Çok şükür bu virüs de etkisini gittikçe azaltıyor. İnşallah tamamen kurtuluruz ondan. Amacımız sizler evdeyken sizin yalnızlığınızda ortak olmaktı. Sizlerle güzel bir etkinlik yapmaktı. 11 haftadır da bunu yaptık çok şükür. İnşallah devamı gelecek yeni sezonda. Kızamık hayvan ismi mi? Kızamık hayvan ismi mi? İşte onu siz karar vereceksiniz. Hocam çok heyecan yapıyorum. İşte buradaki yarışmada da heyecanımızı kontrol etmeyi öğreneceğiz derken son bir saniyeyi gördüm. 239 cevap var. 155 doğru cevap var. Her şey değişebilir. Ama son soruya kadar umudunuzu kaybetmeyin dedim ya. Önemli olan ilk 3, ilk 5 de olmak değil. Buradaki yarışmalarla heyecanınızı kontrol etmeyi ve beyni adeta bir köpek balığı atmış gibi hücreleri hızlı çalıştırmayı öğreniyorsunuz aslında. Hemen heyecandan bakalım ne olmuş. 4 değişiklik var. Ayşe Özbay valla sağlam duruyor. İlk sorudan beri. Tebrikler. Maşallah diye nazar değmesin. Türedi 2 oldu. Berra Akçakaya 3 oldu. Ömer Asaf. Yıldırım herhalde. Yıldırım. Ya da Yıldız mı? Yıldırımdır herhalde. 4 oldu. Ceylin 5 oldu. Tebrikler valla. Değişti. Her şey olabilir. Umudunuzu kaybetmeyin. Daha yılların yarısındayız. Ve bu soru tam çarpı 2 puan. Saat şu anda 21 ise 145 dakika önce saat kaçtı? Kaçtır? Saat şu anda 21 ise 145 dakika önce saat kaçtı olacaktı? Yanlış yazmışız. Saat şu anda 21 ise 145 dakika önce saat kaçtı? Tam bu da soyut düşünebilmek, görsel olarak düşünebilmek, hızlı akıl yürütebilmek önemli. 18.45 mi? 18.15 mi? 18.35 mi? 18.25 mi? Bu soru çarpı 2 puan arkadaşlar. Değişebilir her şey. Özlem demiş ki tekrar keşke annem yanında olsaydı. Annem emin ol dualarıyla yanındadır. Sen devam et korkma. Evet, yorum kısmında cevaplar var tabii. Doğru mu yanlış mı göreceğiz birazdan. 18.35 demişler. 18.45 demişler. Biraz dolalım son saniyeler. Şimdi sanki birkaç cevap eksik geldi. Son 2, 1 ve süremiz bitti. 233 cevap geldi. 141 doğru cevap. Evet, hızlı düşünmek gerekiyordu bu soruda. Ve bu soru aman Allah'ım birinciyi götürdü yerinden. Ayşe bekliyoruz seni tekrar. Evet. Ya, heyecanlı olacak tabii ki. Berra Akçakaya tebrikler. Birinci oldu. Türedi 2'de. Ömer Asaf 3'te yükseldi. Ömer Faruk 4'te ve Erva Sezen 5'te. Tebrikler. Melek Uludağ'ın aşağıda güzel bir başarısı var. Onun da ismini söyleyelim. 11. soru ve ekrana kilitleniyoruz. Görsel soru. Yukarıdaki kelime kaç heceden oluşmaktadır? Bilgisayarcılardakilerden. Özellikle yavaş okudum ki sayarsınız. 8 mi, 9 mu, 11 mi, 10 mu?
Sorularımızın çoğu aslında sanırım kolay. Ama bazı da tabii kolay ama kolayı hızlı görmek, kavramak önemli tabii. Bilgisayarcılar, dahilerden. Bu kadar kelime kaç heceden oluşmaktadır? Sorumuz bu şekildeydi. Şu anda 226 cevap geldi. 8, 9, 11, 10 seçeneklerimiz var. 10 diyen var, 11 diyen var. Ünlüleri saysanız kaç hece olduğunu aslında çözeriz canlarım. On hece olacaktı. 11 nasıl saydınız ya? 10 hece olacaktı. 221 doğru cevap var. Yorumlarda 11 diyenler var çünkü. Biraz fazla saymışsın, hızlı saymışsın galiba. Evet, durun. Evet. İlk 5 yerinizde duruyor musunuz? Yusuf İhsan 5'e girdi ilk 5'e. Bahsi Gürdal'ın güzel bir başarısı var. Tebrik ediyoruz. İlk 4 yerini koruyor. Tebrikler. Hemen 12. soruya devam edelim. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Aman dikkat edin bu soruya. Aman dikkat. Güçlü eksi gül 3. Tebeşir eksi tire eşittir 5. Fason eksi saf eşittir 10. Hakiki eksi hak eşittir soru işareti. 8 mi, 15 mi, 3 mü, 2 mi? İpucu vereceğim birazdan. Bilerek yapın. Eğer bilmiyorsanız bir ipucu vereceğim. 10 saniye geçti. Evet. Güçlü eksi gül. Yani o gülü güçlüden çıkart bakalım. Ne olur mesela? Gül harflerini güçlüden çıkar. O zaman sana cevap gülümseyecektir. Tebeşirden tireyi çıkar. Fasondan safı çıkar. Sana cevap gülecektir. Biraz hızlı olalım. Hakikiden de hakki harflerini çıkar. Cevabı bulacaksın. Çünkü son saniye kaldı. Cevaplar yavaş geldi. Hakikiden hak harflerini çıkar. Evet, son 5 saniye cevaplar gelsin. Son 2, 1. 218 cevap geldi. Evet. Hak 2'den hakı çıkartarsak 2 kalırdı. İlk 5 yerinde mi? Bu soruları özellikle soruyoruz ki değişiklik olsun, heyecan olsun diye bazen. Yusuf İhsan 5'teydi, 2'ye yükseldi. Tebrikler. Zümra Gülhan'ı ilk kez görüyorum. 3 oldu. Tebrikler. Ömer Asaf 4'te. Belgüzel Beyza 5'e girdi. Zeynep'in güzel bir başarısı var. Tebrik ediyoruz. Altta ismi var. 13. soru. Heyecanımızı kaybetmeden devam edelim. Aman dikkat, bu soru çarpı 2 puan. Soru işareti yerine ne yazılmalıdır? Soru işaretine bakalım neymiş. A 34 eşittir ZT. B 27 eşittir II. C 66 Ş. D 38 soru işareti. Bakın okumama dikkat edin. 34, 27, 66, 38. Benim telaffuzuma dikkat ederseniz harfi bulursunuz. Os mu? ZZ mi? Oz mu? ZS mi? Bir daha okuyorum. Cevap için ipucu vermiş olayım. 34. 34. ZT. 27. 27. II. 27. Hangi harflerini almışız o sayının? Ona odaklanacaksınız. 66. 66. Ş. 66. Evet. Biraz hızlı olalım. 38. Son 4 saniye cevaplarımız azaldı. Evet, güzel bir soruydu bu. Son harfleri yazılıydı canlarım ama cevap oranı çok yüksek, tebrikler. ZZ olacaktı. İlk 5. Anam. Birinci biz yine değişti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sürekli değişiyor. Tebrik ediyoruz. Ama umudumuzu kaybetmiyoruz. Son soruya kadar lütfen umudumuzu, ümidimizi, heyecanımızı koruyalım. Yusuf İhsan tebrikler. Ömer Asaf tebrikler. 2'ye yükseldi. Zümra, Berra, Bergüzar ilk 5'teler. Ve hemen heyecanımız soğumadan 14. soruyla devam ediyoruz. Hangisi anlam bakımından farklıdır? Atasözü sorusu olması lazım. Evet. Her çok azdan olur, damlaya damlaya göl olur. Üzüm üzüme baka baka kararır, körle yatan şaşı kalkar. İki at bir kazığa bağlanmaz, iki baş bir kazanda kaynamaz. Tatlı dil yılan deliğinden çıkarır, lafla peynir gebisi yürümez. Üçü aynı anlama geliyor aşağı yukarı. Birisi farklı. Bir seçenek farklı. Her çok azdan olur, damlaya damlaya göl olur. Evet, gerçekten öyle yani. Her çok azdan olur. Damlaya damlaya göl olur. Gerçekten de öyle. Üzüm üzüme baka baka kararır. Evet, yani körle yatan şaşı kalkar. Bundan dolayı arkadaşlarımıza dikkat edeceğiz. İki at bir kazığa bağlanmaz. İki baş bir kazanda kaynamaz.
Hatta buna benzer bugün sen okul müdürümüz Ferhat Hoca ile konuşmuştuk. Aynı şey tütte ki horoz ötmez de olabilir aslında bu atasözü ile alakalı. Tatlı bir yılan deliğinden çıkarır, lafla peynir gemisi yürümez. Bunlar işte birisi farklı, hangisi farklı ise canlarım onu bize gönderecektiniz. Yeşil demişler, sarı demişler. Bakalım ne? Tabii ki yeşil olacaktı. Eş anlamlı değil. 188 doğru cevap var. Tebrikler. Belgüzar Beyza hızlı cevap verdi. İkinciliğe yükseldi. Yusuf 1'de, Ömer Asaf 3, Berra 4, Zümra 5. Can Polat'ın güzel bir başarısı var. Can Polat tebrikler. Hemen 15. soru. Ekranı kilitlenelim. Gözlerimizi 4 açalım. Aşağıdaki meyvelerden hangisi ağaçta yetişmez? Hangisi ağaçta yetişmez? Ben de bugün öğrendim. Barış Hoca gibi. Lütfen hangisi acaba? Şeftali mi? Ananas mı? Kiraz mı? Erik mi? Hangisi ağaçta yetişmiyor? Bildim ama ismim çıkmıyor. İsmin çıkıyordur altlarda, gazelle altlarda. İlk 5'te olduğu zaman ismin çıkar. Gizem Göçmen demiş ki bazen yorumları kaçıp bakamıyorum. Beynin error veriyor. Hiç sıkıntı değil. Beyni bazen yormak güçlendirir. Sorun yok. Beynimizi çalıştıracağız. Bu zaten yarışma. Bu sorular beyin sporu soruları. Yanlış tuşa bastın demiş Kerem Turan. Canın sağ olsun. Son 7 saniye 228 cevap geldi. Hangisi ağaçta yetişmezmiş? Bu meyvelerden. Evet, mavi seçenek olacaktı. 170 doğru, 170 doğru cevap var. Harikasınız. İlk 5. Yusuf İslam 1'de. Ömer Asaf 2'ye yükseldi. Tebrikler. Berra Akçakaya 3 oldu. Belgüzel Beyza 4. Ceylin 5 tekrar. Ceylin ilk 5'e girdi. Harikasınız. Yusuf Kıraç'ın güzel bir başarısı var. Tebrikler Yusuf. Geldik 16. soru. Gittikçe sona yaklaşıyoruz ve soru geliyor. Ekrana kilitlenelim lütfen. Dikkatli olalım. Künefe yiyeceksen nokta 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 A'ya gitmelisin. Nereye gitmelisin? Hatay'a mı? Uşak'a mı? Van'a mı? Erzurum'a mı? Evet. Erzurum'un da künefesi var. Aslında. Evet. Buraya Antep'te yazılabilirdi. Van'ın künefesi var mı? Vardır herhalde. Ama ben daha çok Van'ın kahvaltısıyla meşhur biliyorum. Ve Van kedisi var. Uşak. Hatay hangisi olacak acaba? Künefe yiyeceksen nereye gitmelisin? Boşluğa hangi şehrimizi yazacağız? Son yarım saniye içerisinde 219 yarım cevap geldi. Evet, son 10 saniye içerisindeyiz. Çok kolay. Tabii bu ara sıra kolay sorular soruyoruz ama bazen zor sorular da var. Hocam siz nerede doğdunuz? Canım benim Gaziantep'te doğmuşum. 218 doğru cevap var. Tebrikler. İlk 5. Yerinize duruyor musunuz? Çok heyecanlandım bakıyorum. Soru kolay olunca tabii değişiklik olmadı işte. Onun için bazen böyle silkeleyen sorular soruyoruz. Evet geldik 17. soruya. Ve bu soru çarpı 2 puan değerinde arkadaşlar. Küçük bir dikkat gerekiyor bu soruyu çözmek için. Hemen cevaplamayın. Dikkat edin. 52 onu eşittir gibi anlayın. Bu bir çıkarma sorusu değil. Dikkat edin. 52, 10, 7, 73, 21, 36, 18, 45 soru işareti. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Acele etmeyin cevaplamak için. Çıkartma işlemi değildir. 5 ve 2 diye, 7 ve 3 diye, 3 ve 6 diye düşünün. 4 ve 5 diye düşünün. Karşılığı ne olmalı? 5 ve 2 ne olursa 10 olur. 7 ve 3 ne olursa 21 olur. 3 ve 6 ne olursa 18 olur. 4 ve 5 ne olursa 10, 15, 20, 25 neyse ne olacaksa artık. Arasındaki ilişkiyi, sayılar arasındaki, rakamlar arasındaki ilişkiyi çözdünüz diye ümit ediyorum. Güzel bir soru. Çıkarma gibi anlarsanız yanlış olur. Daha doğrusu çözüme ulaşamayız. Benim puanım çok az hocam. Ya hiç önemli değil puanım ya. Bir yarışmaya ben de katılmıştım. Neredeyse sonuncu oluyordum yani başka bir yarışma. Hiç önemli değil. Ama burada ne dedik? Kalbimizin atış hızını kontrol edebiliyor muyuz? Her sorunun cevabını açıklarken aslında puanını görebiliyorsun Gazel. 168 doğru cevaplar 20 olacaktı. Rakamların çarpımı ile çıkan sonuçtu. İlk 5. Ana bak gördün mü? Bir soru nasıl değiştirdi? Berrak Çakaya birinciliğe yükseldi. Bergüzar ikinciliğe yükseldi. Yusuf İhsan 3 oldu. Ceylin 4. Alper Demirel ilk kez ve ilk 5'te tebrikler. Zülal Eda'nın da güzel bir başarısı var. Onu da ismini okuyalım tebrikler. 18. sorudayız.
Aman dikkat edin, sonlara yaklaştık. Evet. Hangisi diğerlerinden farklıdır? 1 mi, 2 mi, 3 mü, 4 mü? Burada 4 şeklimiz var. Biri diğerlerinden farklı. Ama 3'ün yeri farklı, bakın dikkat edin. En başa 1'i koymadım. Bu da dikkat isteyen bir soru. Birinci şekil, ikinci şekil, üçüncü şekil, dördüncü şekil. Üç şekil aynı gibi, yani ilişkisi aynı. Ama birisi farklı. Acaba hangisi? Üç mü, iki mi, bir mi, dört mü? Yani kırmızı mı, mavi mi, sarı mı, yeşil mi? Evet, son 15 saniye içerisinde 203 cevap. 4-5 oldu. Evet, görüyorum. Sonlara doğru yaklaştık. İlk defa çok emin bir şekilde işaretledim böyle bir soru demiş Özlem Erden. Tebrik ederim Özlem seni. Bir daha hatırlatayım. Ara sıra sayfanızı yenilemeyi unutmayın. YouTube sayfanız ama. 3 olacaktı. 148 doğru cevap var. Tebrikler. 3 numaralı şekil. İlk 5 yerinizde duruyor musunuz? Bu soru biraz riskliydi. Evet. İşte bak nasıl hemen değişiyor. Ufak değişiklikler ama bir ara yerini koruyor. Alper 2 oldu. Uğur Yetkin 3 oldu. Kerem Ardağan 4 oldu. Bir Güzel, Beyza ilk 5'te, tebrikler. Hemen heyecanımızın teri soğumadan devam edelim. Soru geliyor. 19. soru. Ekrana kilitleniyoruz. Aşağıdakilerden hangisi üflemeli bir çalgı aleti değildir? Üflemeli bir çalgı aleti değildir. Mesela ben bunu yeni öğrendim. Dikkat ediyoruz. Boğa, flüt, gayda, marakas. Acaba hangisi? Aşağıdakilerden hangisi üflemeli bir çalgı aleti değildir? Yorumlardan bazı şeyler soruyorsunuz canlarım ama dedim ki birkaç ekrana baktığım için bazı yorumları kaçırabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Evet, bazı cevaplar veriliyor yorumdan da. Son 15 saniye içerisinde evet, cevapların çoğu gelmiş. 215 cevap gördüm. Bu arada beğeni sayımız 37 arkadaşlar. Yarışmacımız 220 cevap. Yarışmacımız var herhalde. Bakalım kaç cevap gelecek şimdi. Şimdi arkadaşlar 218 yarışmacı var. Cevap gönderen 38 beğeni var. Yarışmayı burada bitirsem mi acaba? Espriyle söylüyorum. Evet, 190 doğru cevaplar. Tebrikler vallahi, helal olsun. İlk 5 yerinde duruyor mu? Yusuf İhsan tekrar ilk 5'e girdi. Vay Yusuf İhsan. Israrla takip ediyorsun. Umudun var. Son yarışmaya kadar, son soruya kadar. Helal olsun. İlk 4 yerini koruyor. Tebrikler. Ve gelelim. Sondan, normalde bu son soruydu ama bugün özel bir soru daha ekledik. Evet, soru geliyor. Gökyüzünün çıplak gözle görülebilen en parlak gök cismidir. Halk arasında çoban yıldızı olarak da bilinir. Bahsedilen gezegen hangisidir? Merkür, Mars, Venüs, Jüpiter. Bir bilgi, genel kültür sorusu. Abdullah Talha Türk demiş ki, hocam yeni kitabınız ne zaman çıkıyor? Ay canım dedim, teşekkür ederim. Ya ilham işi hakikaten Allah tabii ki çalışana ilham veriyor. Bir şeyler uğraşıyorum. İnşallah. Bakalım çıkar en yakın zamanda. Abdullah Talha, dua et sen. Teşekkür ederim. Abdullah Talha sormuş. Özlem Erdem demiş ki Venüs kesin bilgi. Tabii 200 cevap geldiği için ben de bunu okudum. Venüs hocam demişler. Venüs, Venüs, Venüs. Renkli bir kişiliğiniz var. Özlendim hocam demiş. Rio, Rio. Teşekkür ederim canım. 139. Ya maksat sizleri birazcık heyecanlandırmak. Yani, sizlerle burada konuşuyorum. Siz olduğunuz için heyecanlanıyorum. Siz olmasanız nereden heyecanlanacağım ki? Venüs olacaktı. 139 cevap. İlk 5 yerinde misin? Hakikaten Elif Özbay ilk 5'e girdi. Tebrikler. Sağlam duruyorlar. Sağlam duruyorlar. Ve emin olun. Özlem Erden kitabınız çıkacak mı? Çıkacak inşallah canım. Allah nasip ederse. Şimdi dikkat edin. Bu son soru ve çarpı 2 puan. Benim canlarım. Çarpı 2 puan. Her şey değişebilir. Bunu zaten bonus soru olsun diye koyduk. Bugüne özel olsun. Son yarışmamızda sezon finaliydi. İnşallah Ekim gibi tekrar başlarız. Ama dediğim gibi kendi Cumali Sever isminden, YouTube kanalından yapmaya çalışacağım inşallah. Boş zaman bulursam. Şimdik.
Heyecanla son soruyu açıyorum ve çarp 2 puan. Dikkat! Harfleri dağılmış olan kelime hangisidir? Harfleri dağılmış olan kelime hangisidir? Görüyorsunuz kutudaki harfleri. Parazit mi? Pazartesi mi? Eski pazar mı? Bit pazarı mı? Bunu kendi kitabım Dikkatsizliğinizden hazırlayıp sordum size. Bu soruları Barış Hocamla birlikte hazırladık bu son yarışmayı. Kendisine teşekkür ediyorum. Hatta kendisi bugün tarlada çapa yapıyormuş. İşte kolaylıklar dileyelim buradan da. Ama güzel, toprakla uğraşmak çok güzel bir şey. Bu yarışmada bize destek olan bütün öğretmenlerimize, öğrencilerimiz soruları gönderdi. Teşekkür ediyoruz. Ödüller size ulaştığında lütfen Pendik Bilsem yarışma pendikbilsemyarisma@gmail.com ile ulaşılana dair yorum yazarak gönderebilirsiniz. Ulaşmazsa da bir hafta içerisinde ulaşmazsa bize pendikbilsemyarismadan oradan bize iletişim kurabilirsiniz. Çok kolay demiş. Bakalım çok kolay mı? Son saniyede 214 cevap geldi. Pazartesi olacaktı. Çarpı 2 puan idi. Ve ben de basıyorum. Basıyorum. Bastım. İlk 3. Allah'ım kimmiş? Çok meraklı. Uğur Yetkin. 3 oldu. Tebrikler. Alper Demirel. 2 oldu. Ve birincimiz kim acaba? Berra Akçakay. Yerini korumuş. Tebrikler. 4 ve 5'i göreyim. Kerem ve Elif Özbay. Tebrik ediyoruz. Hepiniz bizim için bir incisiniz canlarım. Hepinizi çok seviyoruz. Şu yarışma duyurusunu bir daha açayım. Duyuru metnini açtım. Yarışma metnini açtım. Şunu kapatayım. Şu ödül için pendikbilsemyarisma@gmail.com'a ad, soyad ve adresinizi gönderebilirsiniz. İlk üçe inşallah Çamsakız Çoban Armağanı. Akıl Üniversitemizden göndereceğiz canlarım. pendikbilsemyarisma@gmail.com o duyuruyu niçin açtım? E-mail adresine göresiniz diye. Yarışma hakkında bize önerileriniz varsa hocam şöyle sorular sorun diyebilirsiniz. Sorularınızı gönderebilirsiniz. İnşallah Ekim ayında 12.siyle Allah nasip ederse devam ederiz. Hepinizi çok çok seviyoruz. Barış Hocam demiş ki değerli öğrencilerimiz iyi tatiller. En kısa zamanda tekrar buluşmak ümidiyle demiş. Biz de teşekkür ediyoruz Barış Hocamıza. Size yorum yazmış. Tek eğlence kaynağım bu yarışmaydı demiş canım ya. Ay iyi ki varsın. Kazanları tebrik ediyoruz. Özlem Erden demiş ki evet. Teşekkür ediyoruz. Tebrikler arkadaşlar. İyi tatiller herkese. Dikkat edin. Beyninize ve kendinize çok iyi bakın. Nasıl bakabilirsiniz? Beyninize yeni bilgiler öğrenerek, bol bol güzel güzel kitaplar okuyarak beyninize iyilik yapabilirsiniz ve kendinize güzel bakabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Özgür Saraç demiş ki sayenizde keyifli vakit geçirdik. Canım benim valla biz de sizin sayenizde güzel böyle neşeli vakit geçirdik. Yaklaşık 51 dakika canlı yayındayız. Kopmadınız. Helal olsun size. Betül'e de selam olsun. Leyla'ya da selam olsun. Bütün yarışmaya katılan sevgili öğrencilerimize selam olsun. Velilerine selam olsun. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Ama dikkat edin, beyninizi tatile çıkarmayın lütfen. Hepinizi çok seviyoruz. İyi akşamlar diliyoruz canlarım.